Çünkü o aşı mutasyon geçiren gribin seni daha az rahatsız etmesine sebep oluyor. Bu da aşağı yukarı öyle. Evet. Covid virüsü durmadan mutasyon değiştiriyor ama yaptırdığın aşı mutasyon geçirmiş virüsün de senin hastanelere düşmene, orada yoğun bakımlara girmene, entübe edilmene bir ölçüde engel oluyor. Ben şimdi aşılıyım, ben Covid olmayacağım diye bir şey yok. Tabii. Olabilirim. Yine dikkat. Farkında bile olmam olduğunda bu ne demek? Taşıyabilirim. Grip olduğumu, Covid olduğumu bilmediğim için taşıyabilirim. Yani benim şu MMT dediğimiz üç kurala herkes gibi hatta fazlasıyla uymam lazım. Maske, mesafe, temizlik. Başkaları için değil. Egoist konuşuyorum gene, kendim için. Benim eskisi gibi rahat bir dünyada bütün keyfimle yaşamam için bu dünyadan bu gribin yok olması lazım. Doğru. Ama birileri atmaya devam ettiği sürece Bebek'te ya da işte Fenerbahçe'den şeye kadar Pendik'e kadar Bağdat Caddesi'nde cumartesi pazarları böyle seller sular gibi akanlar, oteller kiralayıp şeyler yapanlar, partiler yapanlar bir kişi yeter. Dünyadaki milyonlarca kişi Wuhan'daki bir kişiden başladı. Bunu hiç aklımızdan Evet. çıkarmayacağız. Evet. E şimdi temas mümkün olduğu kadar az. Seyahat mümkün olduğu kadar. Yani benim buradan çıkıp Bağdat Caddesi'ne gitmem bile doğru bir şey değil. Düşün ki ben İspanya'ya gidiyorum. Ve takım halinde gidiyorum. 35-40 kişilik bir grupla gidiyorum. Federasyon erkanındaysa belki 100 kişi gidiyor. Tabii. Bir uçak dolusu insan. O zaman bunların gelirken sapasağlam gelmesi mümkün mü? İnşallah gelseler de ama gelmeyince de şaşmamak lazım. Covid gidişinin Covid gelişi olacak. Hiç yadırgamıyorum. Öyle, öyle. Yani dolayısıyla takımlarımız bu hastalıktan dolayı da milli maç dönüşü, sakatlıklar, yoğun trafik derken biraz da hastalık mağduru olacak yine. Şimdi Erol Bulut Ama gitti. onun da önlemini gene Nihat Özdemir Başkan zamanında aldı biliyorsun. Federasyon kararı var. Ha tabii. Sahaya çıkamayacak hale gelsen bile hükmen mağlup olacaksın. Maç ertelemesi yok artık. Yok. Şeyi yükselttiler. Kadroyu 35'e Evet. çıkarttılar. Neyse ondan oynayacaksın arkadaş. Evet. Neyse ondan Gençlerden oynayacaksın. takviye alacaksın gerekirse. Çok güzel. Şimdi Fenerbahçe'de Erol Bulut gitti. Emre Belezoğlu son 10 maç için görevde. Emre Belezoğlu bir geçici hoca mıdır? Emre Belezoğlu'nun kalmasının şartı nedir? Örneğin şampiyonluk mudur? Örneğin Galatasaray'ın önünde bitirmek midir? Ya da Fenerbahçe'de Ali Koç'un kafasında gelecek sene için bambaşka bir teknik adam fikri var. Bu günü kurtarmak için mi Erol Bulut gönderilmiştir? Nedir sizin fikriniz? Şimdi evvela Emre Belezoğlu nedir sorusunun cevabını verin. Kaiser Franz neydi Alman milli takımında? Franz Beckenbauer. İmparatordu, değil mi? Teknik direktör şeyi olmadığı için FIFA'nın tanıdığı teknik direktör lisansı olmadığı için Team Chief dediler bana. Evet. Bir tür Takım şefi. menajer gibi. Yakıştı da. Adamı futbolcu olarak adı Kaiser zaten. Tabii.
Alman futbolunun Kaiser'i olarak dünya şampiyonu. Emre Berezoğlu, Kaiser Emre. Fenerbahçe'nin takım şefi. Geçmişine bak, aynen Kaiser gibi. Çok başarılı bir futbol yaşamı, UEFA kupasını kaldıracak kadar ve çok başarılı bir kişisel kariyer. O 90-94 Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biriydi. O şampiyonluğu getiren, o şampiyonluğu getiren, hatırlayın, orta sahadaki bücürler ben. Evet. Her yere koşan ama topu çok iyi kullanan, gerek adam eksiltirken, gerek pas atarken, gerek deplase olurken, gerek ileriye atarken, gerek her şeyi ve gerekse de savunma anında rakibi orta sahada basarken, kendi 18'ine kadar gelince değil, santradan itibaren rakibi basarken, böyle de bir futbol kariyeri var. Tabii. İngiltere'si, İtalya'sı da cabası. Yurt dışı da öyle. Yani, onun için yani Fenerbahçe evvelden çok başlıydı. Bu tonda 26 tane transferi yapan Ali Koç, futbol direktörü denen Emre Belezoğlu, bir de oraya getirilen, yani şimdi zavallı diyeceğim, hocalar. Bütün sorumluluk göğe o teknik direktör değil. Sorumluluğun bende olması, yetkinin bende olması lazım. Hep o davul tokmak meselesine geliyoruz dönüp dolaşıp. Tabii herkes senin işine burnunu sokacak. Herkes sana sormadan istediği transferi yapacak. Herkes sahaya çıkacak 11'i bile sana şöyle oynat, bunu oynat. Şimdi Fenerbahçe'de Emre Berezoğlu'na Ali Koç'un dahi karışamayacağını düşünüyorum. Bunu daha evvel yapsalardı daha iyi olurdu. Emre, çünkü başarının şartı istikrarlı bir takımı tespit etmek, belirlemek ve o iskelet üzerinde gitmek. Hele bu devirde çok önemli, çünkü Covid de var bir değişin içine. Adama eksiltmeler içine. Sadece ceza, sakatlık değil. Ama senin çekirdeğin ve oynadığın futbolun belli olması lazım. 11 hafta var ligin bitmesi. Emre Belezoğlu'ndan mucize beklemesin kimse. Ama Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar grafiğinin yukarıya doğru döneceğini düşünüyorum. Peki.